İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiruh ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdillahi fela mudille ve men mudil fela hadiye la ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Arkadaşlar, bugünkü mevzumuz, yani konumuz Allah-u Teala'ya tevbe. Malumunuz olduğu üzere dünya imtihan diyarıdır. Dolayısıyla dünya imtihan diyarı olması hasebiyle biz kullar da imtihandayız. Rabbimiz Celle ve Ala bize bu dünyada kendisine kulluk etmemizi istemiştir. Ve buna binaen bu imtihan sonucunda da bize ihsan edeceği nimetlerini beyan etmiştir. Tabi kulluk ederken birçok şeylerle bizler karşılaşırız, hususlarla karşılaşırız. İşte bu kulluğumuzun parçalarından birisi olan da Ramazan ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda tevbe ayıdır. Yani Allah-u Teala'dan affı mağfiret dileme, onda bağışlama dileme ayıdır. Bizler inşallah temel kitap olarak İbn-i Kudame el-Makdisi'nin yazmış olduğu Et-Tevvabin isimli kitabında örnekler vererek bundan sonra inşallah konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Dünyada imtihan kolay değildir. Bunu ifade etmiştik. Yani kullar imtihana tabi tutuldukları takdirde bu imtihan pek kolay olmadığını ama bu imtihanı başarıyla geçen kimselerin de kesinlikle mükafatlarının hesaplanmayacak olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla kullar dünyada çeşitli imtihanlarla karşılaşırlar. Örneğin zenginlik bir imtihan olduğu gibi fakirlik başka bir imtihandır. İnsanın ehliyle, yani babasıyla, annesiyle, kardeşleriyle imtihan olması başka bir şeydir. İçerisinde yaşamış olduğu toplumla imtihan olması başka bir şeydir. Yine aynı şekilde insan kendi eşiyle, çocuklarla imtihan olması başka bir şeydir. Beraber meslek icra etmiş olduğu insanlarla imtihan olması başkadır. Yani her birisiyle alakalı insanın karşılaşmış olduğu hususlar var. Ve tabii ki zengin olan bir kimse imtihanında daha çok taşkınlık eder. Yani Allah'ın razı olmamış olduğu hususları yapar. Örneğin malını haksız bir şekilde savurması, içki ve Allah'ın yasaklamış olduğu diğer insan hem
aklı için hem de ruhu için zararlı olan işte tüketim maddeleri, içki ve benzerleri. Yine fakir olan bir kimse de dediğimiz gibi imtihanı daha başkadır. Kul Allah kendisini fakirlikle imtihan ettiğinden dolayı hep bunun böyle devam edeceğini düşünür ve Rabbisine kulluk etme yerine ona isyan eder, feryad-ı figana girer ve olmadığı olmayacak olan işlere tevessül eder. Allah'a isyan olacak, onun gazabını gerektirecek olan işlere girişir. Bütün bunlar insanlarda sadır olabilecek olan, insanlarda çıkabilecek olan işlerdir. Ve daha da önemlisi, insanların dediğimiz gibi kendi nefslerine zulmetmeleri. İşte zina, gıybet, dedikodu, efendim faiz yeme, kullara zulmetme, kendisine aşağıda olan kimselere haksız yere zulmetme, batıl yollarla insanların mallarını yeme ve daha sayamayacağımız birçok cürümlere insan tevessül eder. Niye? İmtihan zorlu olduğundan dolayı insan imtihanın gereğini unutunca dünyada yapmayacağı şey yoktur. Ve en önemlisi de ahirete iman etmeyen kimseler, yani bu dünyanın arkasında büyük bir imtihan olduğunu ve bu imtihanın sonucunda da Allah'ın mutlaka kullarına ebedi nimetler bahşedeceği bir diyar olduğunu, cennet olduğunu ve aynı şekilde Allah'ın yeryüzüne kendisine isyan eden, taşkınlık eden kimselere bitip tükenmek bilmeyen ebedi cehennem azabını tattıracağını bilmemeleri. En bahtiyar kimse, yani en salim olan kimse bu dünyada yanlışlar da yapsa, Rabbisinin razı olmamış olduğu işler de yapsa, bunlara bir noktada farkına varıp onlarda tevbe edip kaçması ve bu hayatını, yani bu yaşamış olduğu ömrü Rabbisinin razı olduğu şekilde yaşayıp ona kavuşmasıdır. Şimdi bizler Müslümanlar olarak şuna biliyoruz ki yeryüzünde ilk imtihan, yani insanın imtihanı Adem Aleyhisselam ve onun eşi olan Havva ile başlamıştır. Tabi Adem'in imtihanı da şeytanla olmuştur. Yani aziz ve celil olan Allah Adem'le şeytanı birbirine imtihan sebebi yapmıştır. Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da cennete yerleştirip cennette tek başına bir hayat sürdürmekten mutsuzken onun sağ kaburga kemiğinde eşi Havva validemizi halk ediyor. Ve ikisine diyor ki cennete yerleşin. Burada canınız ne istiyorsa, nasıl istiyorsanız yiyin, için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yani cennet nimetleri oldukça geniş. Her şeyde serbestlik var. Yasak olan şeyi sadece ve sadece bu ağaca yaklaşmamak. Ama dediğimiz gibi imtihan olacak ya, İblis geliyor Adem Aleyhisselam'a ve onun eşine çeşitli vesveseler veriyor. Vermiş olduğu vesveselerden bir tanesi şu. Diyor ki, ey Adem ve eşi, Rabbinizin sizi niye bu ağaçta men ettiğini, yani sizin için bu ağaçta yasakladığını biliyor musunuz? Diyor ki, sizi bu ağaçta yasaklamasının sebebi, eğer siz bu ağaçta tadarsanız, yerseniz ya ebedileşirsiniz ya da melek olursunuz. Yani esasında sizler bugün bulunmuş olduğunuz noktada daha üst noktada olmanız gerekirken, yani melek olmanız gerekirken, ebedi bir ömür sürmeniz gerekirken Rabbiniz size bu ağacı yasakladı ve sizin bu tabir yerinde ise mertebe ulaşmanızı engel etti size. Sizler daha yüksek mertebeye ulaşmak istiyorsanız bu ağaçta yiyin, ya melek olursunuz ya da ebedileşirsiniz. Ve diyor ki
Ben gerçekten size nasihat edenim diyor. Şimdi İblis Aleyhinane bizim anne ve babamızı bu vesvesesiyle, bu ihvasıyla kandırıyor. Yani diyor ki siz bu ağaçta tadarsanız ya melek olursunuz ya da ebedileşirsiniz. Şimdi bu şekilde Adem Aleyhisselam ve eşini rahat kandıran İblis elbette ki onların çocukları olan bizleri de kandırmak için elinde gelen her şeyi yapıyor. İblis hiçbir Adem'in çocuğunu mutedil yani orta halli Rabbisinin razı olacağı bir hayatı yaşamasını istemez. Ya aşırı taşkın olmasını razı olur. Yani hak tanımayan, hukuk tanımayan, zulmeden, zulmün her çeşidini yapan, dünyada zulüm adına aklına gelirse onları yapabilecek olan bir vesvese verir. Ve bir diğer husus dediğim gibi tembel, pısırık, işe yaramaz, bir iş elinde gelmeyecek olan bir kişilik olmasını ister. İblis Adem oğullarının yani insanoğlunun mutedil bir hayat yaşamasını istemez. İşte tabii ki insanoğlu hayatı içerisinde birçok yanlışlar yapar. Önemli olan bu yanlışları fark edip onlardan dönmektir. İşte Ramazan ayı dönüş ayıdır. Tevbe lügatta dönmek demektir. Araplar köleleri kendisine kaçıp da daha sonra kaçan köle geri efendisine döndüğü zaman şunu derlerdi. Tabe fulane ila seyidi. Yani falanca köle efendisine kaçmıştı, ona geri döndü derler. Dolayısıyla tevbe şer'i anlamdaysa kulların Allah'ın razı olmadığı, Allah'a isyan olan ve onun gazabını gerektirecek olan işleri yapan kulların bu işleri terk edip Rablerine yönelmeleridir. İşte buna dair pratik iki tane örnek vereceğiz. Birisi biraz önce okumuş olduğumuz Araf suresindeki ayet, Adem Aleyhisselam ve onun eşi olan Havva validemizin tevbeleri. İkincisi de Harut ve Marut meleklerin tevbeleri. Şimdi ayette Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz "Kâle" dediler ki "Rabbena zalemne enfusena" dediler ki "Ey Rabbimiz bizler nefislerimize yani kendimize zulmettik." Şimdi niye zulmettiler? Çünkü onlar Allah onlara cennette her nimette istifade etmeleri gerektiğini emrettiği halde sadece onlara zakkum ağacını yasakladı. Onların baş düşmanı olan şeytan geldi. Onlara o ağaçta tatırmakla onları ayarttı. Yani kandırdı. Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz bu cürümleri yani bu günahları işlerken, bu hataları yaparken bunun Allah'ın rızasına uygun olmayan bir iş oldukları anladıkları anda hemen diyorlar ki "Kâle Rabbena zalemna enfusena" dediler ki "Ey Rabbimiz bizler nefislerimize zulmettik. Ve in lem tağfir lena ve terhamna" eğer sen bizleri mağfiret etmez ve merhamet etmezsen yani sen bizleri bağışlamazsan bu günahımızdan dolayı, bu hatalarımızdan dolayı ve bizlere mağfiret etmezsen, bize rahmet etmezsen lenekunnenne minel hasirin, vallahi de gerçekten bizler husrana uğramış, zarar ziyan etmiş olan kimselerde olacağız dediler. Evet, hakikaten en salim, en bahtlı kul dediğimiz gibi dünyada yapmış olduğu taşkınlıklar, yapmış olduğu hatalar sonucu bunları fark edip aziz ve celil olan Allah'a dönmesidir. İşte bizler de ömrümüzde birçok şeylerle karşılaşıyoruz, birçok olaylar yaşıyoruz. Önemli olan bu olayların arkasında durup Rabbimizin rızasını elde edeceğimiz şekilde ona tevbe edip ona yönelmemizdir. İşte Ramazan böyle bir hayatın başlangıcıdır. Böyle güzel, temiz, tahir, arı duru bir hayata girişim başlangıcıdır.
Yani Ramazan ayı aynı zamanda tevbe ayıdır. Yani kulun Rabbisine dönüp ona mağfirette bulunması, onda mağfiret dilemesidir. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da varit olan hadiste Cibril Aleyhisselam'ın üç hususa amin demiş olduğu hususlardan bir tanesi de Ramazan ayı girip de o ay içerisinde bağışlanmadan, mağfiret olmadan çıkan bir kimsenin burnu sürülsün demiştir. Yani tabir yerine ise iki yakası bir araya gelmesin, dünya ve ahirette perişan olsun demektir. Ramazan ayı girdiği halde o ayda Allah kendisini bağışlamadan, yani Allah'tan mağfiret dilemeden, bağışlanmadan o ayda çıkan bir kimse enife, yani burnu sürülsün demek, onun dünya ve ahirette işi gücü var olmasın, iki yakası bir araya gelmesin, perişan olsun demektir. Buna Cibril bunu söylüyor ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna amin diyor. Bir diğer husus kıymetli arkadaşlar, yine dediğimiz gibi İbn-i Kudame el-Makdisi'nin kitabı Tevab isimli eserinde bir örnek vereceğimizi söylemiştik. İbn-i Kudame bu kitabında genelde meşhur kişilerin tevbe etmelerini kaleme almıştır. Daha önceki dönemlerde yaşayan meşhur kimselerin tevbelerini konu edinmiştir. Bunlardan bir tanesi de Harut ve Marut kıssasıdır. Harut ve Marut, alemlere Rabb olan Allah, Bakara suresi 102'de ona da söz etmiştir. Bunlar insanlara imtihan sebebi olarak dünyaya gönderilmişlerdir. Abdullah İbni Ömer, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da aktararak demiştir ki, Allah Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirdiği zaman melekler dediler ki, ey Rabbimiz, yeryüzünü fesada uğratacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Halbuki biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah buyurdu ki, şüphesiz ben sizin bilmemiş olduğunuz şeyleri bilirim. Dersin girişinde bu ayeti okumuştuk. Yani alemlere kuran Allah, Kale inni alemu ma la talemun. Demişti ki alemlere kuran Allah, muhakkak ki ben sizin bilmemiş olduğunuz şeyleri bilirim demişti. Melekler, alemlere Rabb olan Allah'a biz sana Adem oğullarında, yani Adem'in çocuklarında daha itaatkarız. Yani Adem'in çocukları sana ihsan ederler ama biz sana ihsan etmeyiz. Bunun üzerine alemlere Rabb olan Allah, meleklerden iki melek getirin de onlar yeryüzüne insinler. Bakalım yeryüzüne onlar bir imtihana tabi tutulsunlar. Meleklerin içerisinde Harut ve Marut diye iki melek yeryüzüne indiriliyor. Bu iki melek yeryüzüne indirilince yeryüzünde Zehra isminde güzel bir kadınla karşılaşıyorlar. Bakın daha yeni bir imtihan yani. İki tane bunlar melek yeryüzüne iniyorlar ve Zehra adında güzel bir kadınla karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları anda ilk akıllarına gelen şey bu kadınla zina etmek oluyor akıllarına gelen. Dedik ya imtihan kolay bir şey değil. Tabi bu kadın sıradan birisi değil. Oldukça güzel ve tabi bu melekler de bunları gördükleri zaman ilk yapmak istedikleri şey bununla zina etmeleri. Tabi kadının onlarda isteği var. Ne diyor onlara? Zehra onlara diyor ki siz Allah'a ortak koşmadıkça benimle beraber olamazsınız diyor bu meleklere. Yani benimle beraber olmanızın şartı diyor. Siz Allah'a şirk koşarsanız benimle beraber olursunuz diyor onlara. Tabi bunlar hemen şaşırıyorlar. Yani diyorlar ki biz bunda Allah'a sığınırız. Niye? Şirk hem dünyada hem de ahirette zillet ve ebedi cehennemlik sebebidir. Yani Allah'a ortak koşan, şirk koşan bir kimse, yani putperest olan bir kimse dünyada da zelildir ve ahirette de ebedi cehenneme müstahak olan birisidir. Tabi bu melekler bunu kabul etmiyorlar. Yani Zehra'nın bu teklifini kabul etmiyorlar. Ve Zehra onunla da uzaklaşıp gidiyor. Arada bir süre geçiyor. Bunun üzerine Zehra bu sefer yanında veya sırtında bir çocukla tekrar meleklere geri geliyor.
Bunun üzerine melekler de aynı taleplerini iletiyorlar. Yani onunla beraber olmak istediklerini, zina etmek istediklerini ifade ediyorlar. Bu sefer kadın diyor ki Zehra, siz diyor bu yanındaki çocuğu öldürmediğiniz müddetçe benimle beraber olamazsınız. Tabi yine melekler çekiniyorlar, Harut ve Marut, ve bu işten vazgeçiyorlar. Tekrar kadın bunlarda uzaklaşıp gidiyor. Belli bir süre sonra tekrar onların yanına geliyor. Bu sefer yanında bir şarap var. Diyor ki, sizler bu şarapta içmedikçe benimle beraber olamazsınız diyor. Melekler tabi herhalde en hafifini bunu görüyorlar. Yani Allah'a şirk koşmayı gözlerine alamıyorlar. Çocuk öldürmeyi de gözlerine alamıyorlar. Şarap içmeyi normal görüyorlar. Yani içki içmeyi bir diğer ismiyle. Neticede ne yapıyorlar? İçki içiyorlar. İçki içtikleri zaman daha önce yapmadıkları şeyi yapıyorlar. Kadınla zina ediyorlar. Çocuğu öldürüyorlar. Ve Allah'ın razı olmamış olduğu her işe tevessül ediyorlar. Bundan sonra bu iki melek İbnül Kudame diyor ki şu husustan muhayyer bırakıldılar. Yani ya dünya azabını tercih edeceksiniz ya da ahiret azabını. Bu iki melek de dünya azabını tercih ederek yani isteyerek ayrılıyorlar. Burada kıymetli arkadaşlar konu toparlayacak olursak şunu görebiliyoruz. Dikkat edersek yeryüzüne Adem oğulları haricinde yani biz insanlar haricinde melek de dünyaya gelse, melek de dünyaya inse neticede imtihan olacağından dolayı yanlış yapacaktır. Ki Harut ve Marut'u alemlere Rab olan Allah imtihan için yeryüzüne indiriyor. Ve bu iki melek dediğimiz gibi ne yapıyorlar? İlk dünyaya geldikleri zaman karşılaştıkları kimse yeryüzünün en güzel kadınlarından olan Zehra ile karşılaşıyorlar. Ve bu kadını gördükleri anda ilk düşündükleri şey zina etmek. Fakat Zehra onlara diyor ki siz diyor Allah'a ortak koşmadıkça benimle olamazsınız diyor. Bunlar bundan Allah'a sığınıyorlar. Kadın bunlardan uzaklaşıyor. Bir süre geçiyor. Bu sefer kadının çocuklar yeri geliyor. Onlar aynı şekilde tekrar beraber olmak istiyorlar. Yani Allah'ın razı olmamış olduğu bir işi yapmaya çalışıyorlar. Tekrar kadın diyor ki bu çocuğu öldürmediğiniz müddetçe benimle beraber olamazsınız. Bu sefer de bu işten imtina ediyorlar yani yapmıyorlar. Bundan sonra tekrar kadın bunlardan ayrılıyor. Daha sonra bir şarapla bunlara geri dönüyor. Yani Allah'ın yasaklamış olduğu içkiyle bunlara geri dönüyor. Ve bunlar bunu en hafif olarak görüyorlar. Neticede bunlar içki içtikleri zaman kadınla zina da ediyorlar ve çocuğu da öldürüyorlar. Tabii ki daha sonra bu işte pişman oluyorlar ve bunlara dünya ve ahiretteki hangi azapla azaplanmaları gerektiğine dair mühlet veriliyor. Bunlar da dünya azabını tercih ediyorlar. Niçin dünya azabını? Çünkü ahiret azabı eşed, daha şiddetlidir ve ebedidir ve geçici değildir. Toparlayacak olursak arkadaşlar, bu iki örnekte de yani birincisi Adem Aleyhisselam ve eşi Havva validemiz evet İblisin onların ayartması sonucu Allah'ın razı olmamış olduğu bir fiili yani bir işi yapıyorlar ve bunu fark ettikleri anda diyorlar ki Kâle Rabbena zalemna enfusena. Diyorlar ki ey Rabbimiz muhakkak ki bizler nefislerimize zulmettik. Ve in lem tağfir lena ve terhamna. Eğer sen bizleri mağfiret etmez ve bize merhamet etmezsen lenekunnenne minel hasirin, muhakkak ki bizler husrana uğramış olan kimselerden olacağız. Husrana uğramış demek ne demek? Yani hem dünyada hem de ahirette zarar eden kimselerden olacağız. Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz bu hatalarına tövbe ediyorlar.
Aynı şekilde Harut ve Marut da bu durumlarında, yani bu Allah'ın razı olmamış olduğu günahı ve işi yaptıktan sonra Allah'a dönüyorlar ve tevbe ediyorlar, pişman oluyorlar. Konunun bizimle alakalı olan yönüne gelince, Ramazan ayı dediğimiz gibi aynı zamanda tevbe ayıdır. Yani Allah'a dönmek, ona teslim olmak, şirkten, hurafelerden, bidatlerden, ameli anlamda gıybet, dedikodu, cimrilik ve daha sayamayacağımız birçok hususlarda bunların hepsini terk edip aziz ve celil olan Allah'a güzel bir kul olmak suretiyle bu şekilde başlayıp ve ömrünün tamamının Rabbin razı olduğu şekilde yaşamaktır. Konu içerisinde bir hadis daha örnek vermiştik. Üç yerde Cibril aleyhisselam zikrediyor, Resulullah da amin diyor. Bu hususlarda bir tanesi de Cibril aleyhisselam Ramazan ayına erişip de o aya kavuşan bir kimse, o aydan Allah'tan mağfiret dileyip de bağışlanmadan çıkan kimsenin burnu sürülsün diyor. Resulullah da amin diyor. Yani burnu sürülsün demek ne demek? Dünya ve ahirette iki yakası bir araya gelmesin, perişan olsun demektir. Evet, bugün bizim içerisinde yaşamış olduğumuz dünya gerçekten hiç iyi bir noktada değil. İnsanlık bütün değerlerle iflas etmiş noktaya gelmiş. İnsanlar taşkınlığın her çeşidini yapıyorlar. Ama bizler bu dünyada imtihandayız. Bu dünyadaki dediğimiz gibi insanların halleri hep böyle devam etmeyecektir. Esas olan bu Ramazan ayı sebebiyle bu yanlışları fark edip, bu yanlışlarda tevbe edip çekinip, aziz ve celil olan Allah'a kulluk üzere devam edip bu şekilde ona kavuşmaktır. Ramazan işte bu işe girişmenin en müsait olduğu zaman ve rahmet ayıdır. Aziz ve celil olan Allah bunun farkında olup bu ayı bu şekilde ifa eden ve bu şekilde bağışlamış olarak Ramazan'ı ihya eden ve ömrünün tamamının Rabbin razı olduğu şekilde bu şekilde sürüp devam eden kullardan bizleri eylesin. Bizi her türlü taşkınlıkta, azgınlıkta muhafaza eylesin. İslam üzere yaşayıp, İslam üzere ona kavuşmak üzere muvaffak eylesin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Ben geldim.